Daha FED Başkan Yardımcısının açıklamaları aslında bu güvercin sinyalleri biraz daha güçlendirdi. FED tarafından gelen diyelim başlıklar böyle ve gidelim şimdi ahlatçı yatırıma. Bakalım onlar hem dünkü kapanış rakamlarını hem de bugünkü beklentileri nasıl aktaracaklar. Bize gelen bir yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş var karşımızda. Günaydın, hoş geldiniz Zeynep. Hemen söz size vereyim. Güzel, günaydın. Çok güzel de zaten haber başlıklarını aslında çok detaylı bir şekilde aktardın. Ben bunun üzerine bugün için bu hafta genelde bir veri akışında sakinlik söz konusu. Dolayısıyla aslında bakabileceğimiz 3 tane bence önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi senin de bahsettiğin haberler içinde geçen bazı risklerden dolayı özellikle yurt dışı piyasalarda hatta petrolde de biz bunu görebiliyoruz. Biraz daha risk algısında soru işaretlerinin gelmesi, S&P'de 3200'ün aslında ikinci kez diyelim o tepe seviyeden trend bölgesini geçemediği bir direnç bölgesi gibi gözüküyor şu anda. Bunun altında seyretmesi ve bir nebze de buradan satışların geldiğini görmemiz. Burada hem vaka sayısı olabilir, Amerika ile ilgili seçim riski olabilir, işte ekonomilerin açılması sonrasında yeniden sonbaharda bir işte kontrollü bir ekonomik hayata doğru gidilebilecek gibi beklentiler olabilir. Ama görebildiğimiz kadarıyla birinci konu bugün için biraz piyasalarda risk algısı değişmiş gibi gözüküyor. Biraz daha negatife dönmüş gibi duruyor. İkincisi yine aynı ortamda yurt dışında bence 2011 yılında o ons altının 1920 dolar seviyelerini test ettikten sonra yaklaşık 10 ay içerisinde gördüğü 3 tane tepe seviyeden biri olan 1795-1800 dolar ons altın direnç bölgesini de dün itibariyle tekrar net bir şekilde test etmiş olduk. Buradan özellikle ETF'lere giren parayla birlikte risk algısından kaynaklı olabilir. Bol likitteden bahsettiğimiz dönem sonrasında yeni bir ürün arayışında altının öne çıkmasından dolayı olabilir. Bu seviyenin aslında geçilip geçilemeyeceği, geçilmesi durumunda da benim kanaatime göre o 100-120 dolarlık marjın hızlı bir şekilde aşılabileceği bir dönem. Bugün çok bunu beklemesem de piyasalar, borsalardaki hareketle birlikte altındaki bu gelişmeyi de özellikle 1765 dolar üzerinde kaldığı sürece 1800 dolar tepesinin geçilip geçilmediğinde takip edilecektir. Yani bu da önemli bir başlık gibi geliyor bana bugün. Tabii bu yurt dışı gelişmeler sonrası yurt içine de senin söylediğin gibi dünkü işlem hacmiyle birlikte baktığımızda %2'lik ve neredeyse 2700 puanlık bir git gel yaşadı Borsa İstanbul dün. Ama günü yine 119 bin üzerinde kapadık. Kur ve tahvilde çok net hareketler yok. Dolayısıyla borsayla devam edersek ben 115 bin üstünde bu kez 118 bin hatta 107 bin 700 seviyesinin belki kısa vadeli bir stop gibi düşünülmesinin mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Bu seviye özellikle 118 bin üzerinde birkaç gün daha yurt dışı piyasalardaki negatiflik sonrasında Borsa İstanbul güçlü duruşuna devam ederse ve dünkü toparlamasının üzerine bugün de sektörel bazlı bazı hisseler eklemesi durumunda önümüzdeki dönem hala kısa vadede 123-125 bin aralık hedefimiz devam ediyor. Ama 118 bini de bugün takip etmek gerekecektir diye düşünüyorum. Gün içerisinde bir dün ve dünya piyasalarındaki satış dalgasıyla birlikte bir negatiflik olabilir ki vadeli tarafta bunu görüyoruz. Ama gün içerisinde tekrardan 118-119-500 aralığında bir gün geçirme ihtimalimiz de yüksek gibi duruyor deyip sözü sana bırakayım Güzel. Çok teşekkür ediyoruz Yücel Tonguç Erbaş'a aktardıkları için diyelim ve hemen geçelim.